Ali bin Ebu Talib, Allah yüzünü ak etsin ve Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamberi, Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun, vasfettiğinde şu ifadelerle anlatırdı. O, ne herkesin üstünden bakacak kadar çok uzun, ne de bakışları altında kalacak kadar kısaydı. Çoğunluğun biraz üstünde, orta ve kararında bir boya sahipti. Saçları ne kısa, boğumlu ve kıvırcık, ne de dümdüzdü. Hafifçe dalgalı ve düzgündü. Yanakları ne dolgun ve etli, ne de kemikleri açığa çıkacak kadar zayıf ve kuru idi. Mübarek yüzleri hafifçe değirmiydi. Rengi de hafifçe kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. Gözleri siyah, kirpikleri de sık ve uzundu. İri yapılı bir bedeni, sağlam ve güçlü kemikleri ve genişçe omuzları vardı. Bedeninde bulunan ince ve kısa tüyler göğsünün ortasından yoğunlaşarak karnına doğru iniyordu. El ve ayakları kıvamında bir dolgunlukta ve kemal noktasındaydı. Yürürken sanki yokuştan aşağı doğru inermişçesine önüne doğru meyilli yürürdü. Yüzünü dönmek istediğinde sadece başını çevirmez, bütün bedeniyle birlikte dönerdi. İki omuz küreği arasında peygamberlerin sonuncusu olduğunu gösteren nübüvvet mührü vardı. O, Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun, insanların sinesi en geniş olanı, lehçe yönüyle en doğru ve düzgün konuşanı, yaratılış ve fıtrat itibariyle en yumuşak tabiatlısı ve insanlar arasında iletişimi en mükemmel ve geçimi en kusursuz olanıydı. Onu uzaktan görenler bir nebze ürperti duyar ve heybetinden korku hissine kapılırlardı. Ancak onu yakından tanıma şerefine erenler ise onu her şeyden daha çok sever ve yakınlık duyarlardı. Onu anlatanlar ne onun öncesinde ne de ondan sonra onun bir benzerini görmedim der ve hayranlıklarını ifade ederlerdi. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Onun üzerine olsun. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi rahmetillah.